1981 yılında da 1981 Eylül'ünde de İran aslında bu hatayı ilk defa yapmamış. Bu kadar üst düzey yetkilileri aynı helikoptere uçağı bindirme hatasını daha önce de tekrarlamış. 1981'de yine bir uçak düşmüş ve içinde dönemin savunma bakanı, eski savunma bakanının da olduğu uçak düşmüş ve yine komutanlardan birinin olduğu, hatta genelkurmay başkanının da olduğu uçağın düştüğünü bilgisini hatırlatıyor şimdi bana ekip arkadaşlarım. Şimdi tekrar isimleri sayarsak, bu isimler işte Tebriz Cami İmamı dediğimiz işte Ayetullah El Haşim üzerinden de konuşursak, bize CNN Türkiye, işte Fulya Öztürk'e konuştuğunda dedi ki biz İsrail'in kulağını çektik. Şimdi burada sen diyorsun ya, bu isim, bu tür üst düzey isimleri aynı helikopterde daha önce de işte konulmuş, daha önce de aynı helikopterlerde bu tür üst düzey İranlı isimler var olmuş diyorsun. Bu da şüphe uyandırıcı. Şimdi İran burada bir kendi iç operasyonu mu yapıyor sorusu gündeme gelir. Ya İran İsrail tarafından mı hedef alındı sorusu gündeme gelir. ABD tarafından da mı sorusu gündeme gelebilir. Zira örneğin bu isimleri İsrail direkt, hani resmi çiziyoruz ya, direkt hedef alsa, İran zaten buna çok sert karşılık vermek zorunda. Ama burada bir şey var, bir durum var. Kaza mı, sabotaj mı belli değil. Ama büyük bir kritik andan geçildiği belli. Ortada bir bölgeyi, bölge halkını ilgilendiren bir suikast durumu olabilir. İran belki bunun suikast olduğunu kanıtlasa dahi açıklama yapmayabilir ama bunun intikamını almak zorunda kalabilir durumu da ortada. Şimdi bakıyoruz duruma, yani resmi çizmek açısından çok önemli. Şimdi bugün İran'ın İsrail'le olan geriliminde en çok tehdit ettiği ülkelerden bir tanesi Azerbaycan. Bunu biliyoruz, herkes bunu bilir. Azerbaycan'la bugün İran Cumhurbaşkanı gayet dostane, barış içinde mesajlar verdiği bir toplantıdan dönüyor. Hani resmi çizmek açısından da söylüyoruz. Sonra o toplantıdan dönerken helikopteri, 3 helikopterden bir tanesi, hasbelkader 3 tane helikopter var. O helikopterlerden bir tanesini İran'ın en önemli isimleri var ve o helikopterlerden bir tanesi düştü ya da sert iniş yaptı. Şu ana kadar İran Cumhurbaşkanı'ndan haber yok. Bu kişinin ölmüş olabileceği iddiaları var. Şimdi bu resme bakarsak burada büyük bir sıkıntı olduğu ortaya çıkıyor. Haber şimdi yok, bir de dua edin mesajlarının paylaşılması, evet, da yani sanki kamuoyu bir şey hazırlanıyor gibi, öyle değil mi? Evet, şey deniyor hatta bazı sosyal medya adreslerinde, Amerikan basınında birkaç saat içinde İran Cumhurbaşkanı'nın öldüğü açıklanacak gibi haberler dönüyor. Bu durumda şimdi İran bir rejim ise, İran bir ciddi rejim ise bunun cevabını vermek zorunda kalacaktır. İster soruşturma, kaza, açıkçası şöyle söyleyeyim, bir gazeteci, gazeteciler hani daha gerçekçi olmak lazım bu tür durumlarda. Gazeteciler böyle şeylerde kaza olduğunu çok inanmaz. Çünkü bu kadar insanın bir anda böyle bir yere konulması ve bir şekilde böyle kaza olarak bunun düşmesi çok gerçeküstü gözüküyor. Hani gerçeküstü gözüktüğü için herhalde. Gerçeküstü gözüktüğü için hani insan da çok inanamıyor. Ama ne olacak? Bundan sonraki süreçte bir tabii ki soruşturma yapılacak. Bu soruşturmanın arkasından zaman geçecek. Zamandan sonra İran bu olay kazaydı der mi demez mi onu bilemem. Ama şu andaki tablo, görüntü gerilime gerilim kattığı yönünde. İşte İsrail'in Gazze soykırımı var. İşte Rusya'nın Ukrayna saldırıları var. İşte Ukrayna'da Rusya'nın ilerlediğini görüyoruz. Bugün işte Çin'le Rusya'nın Tayvan için Pekin'de bir arada işte Çin zirve yaptığını görüyoruz. Bu portrede böyle bir saldırının olması dünyadaki o gerilim kuşağının, suikastler kuşağının bir devamı gibi bir görüntü ortaya çıkartıyor. Buradan sonrasını da hep beraber seyredeceğiz. Çünkü zamanın ilerisini göremiyoruz ama kritik bir anda olduğumuzu görebiliyoruz. Şimdi Büşra Hanım, İdris Bey'e bir katkı vereyim. 2020 yılında İran'ın en güvenlik sisteminde önemli isim Kasım Süleymani Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda öldürülüyor. Ondan sonra baktığımızda İran'ın Orta Doğu'daki önemli aktörleri, en son Şam Büyükelçiliği'nin vurulması, ardından Suriye'de önemli komutanların vurulması, yine Kasım Süleyman'ın cenaze almasının 4. yılında yakın bir süre önce Kirman'da bombaların patlaması, en sonunda netleşmese bile İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin yaklaşık 6 saattir haber alınamaması
ve bir resmi açıklama bekliyoruz. İran'ın içinde bulunduğu ne diyelim durumu gözler önüne soruyor. İran hep hedefte. Hep İran'la ilgili bir şeyler oluyor. İşte biz Şam Büyükelçiliği vurulduğunda, İsrail tarafından vurulduğunda Ortadoğu'da savaş çıkacak mı, çıkmayacak mı diye günlerce analizler ve yorumlar yaptık. Şimdi Hamaney'in burada tavrı çok önemli. Hamaney elindeki bilgilere göre ya da kendi bakış açısına göre bu kaza Kırım uçuşu olmaması gerekirdi. Büyük bir hata oldu ya da sistem dolayı oldu. İran halkının başı sağ olsun deyip görkemli bir cenaze törenmiyle yaşamını yitirdiyse söyleyeyim hala sağ olabilir. Beraberindekilerinden de aynı şekilde. Ama çok zor şartlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu şekilde Hamaney bakış açısı eğer Hamaney bir tehdit ya da bir olasılıktan söz ettiyse yaşamıyla ilgili soruşturacağız. Bunun arkasında İran'ın düşmanları var dediğinde Orta Doğu'da artan bir gerginlikten söz ediyoruz. İşte en son bu sabah Sayın İlham Aliyev ile birlikte katıldığı törende verdikleri mesajlar. İbrahim Reis şöyle bir cümle kullandı bu fotoğraftan. Bu birliklerden rahatsız olanlar var. Biz bunu biliyoruz dedi İlham Aliyev'le görüşmesinde. Gerçekten nefeslerini tutup bir bekleyiş içindeydik. İçindeyiz. Az önce İdris Bey de söyledi. Hava karardı şu anda orada. Saat farkından dolayı. Yoğun bir yağış var. Bunu da belirtmek gerekir. İranlı yetkililer sadece Kızılay. Bakın bir İran İçişleri Bakanlığı açıklama yapıyor. Bir de İran Kızılay'ı. İlk zaten İran Kızılay'ının arama kurtarma ekiplerinin Tebriz'den bölgeye gitmeye çalıştığını görüyoruz. Şu anda fiziki olarak ormanlık alanda araçlarla değil SİHA alanında görüntü alamamasından dolayı yürüyerek arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Resmi açıklamaları bekleyeceğiz. Tabii genel bakış açısıyla İran sıradan bir ülke değil Orta Doğu'da. Şii dünyasının liderinden söz ediyoruz. Güvenlik başlıklarında başta İsrail ve ABD ile gerginlik yaşayan bir konu. Bir de Büşra Hanım bizi ilgilendiren konusu şu. İran'ın istikrarı bizim açımızdan çok önemli. İran'la çok ciddi bir ticaretimiz var. En son İbrahim Reis'in Türkiye ziyaretine verdiği mesajlar çok olumlu bir iklim oluşturdu. Çok önemli bir açıklama yaptı. Filistin ve Gazze meselesinde Türkiye neredeyse biz de oradayız diye. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu açıklama çok olumlu karşılanmıştı. Şimdi önümüzdeki günlerde de olası bir Irak operasyonu var. İran bu açıdan da çok önemli. İstikrarlı bir İran olması gerekir. Kandil bölgesindekinin uzantısı İran topraklarına gidiyor. İran'da da PKK varlığı var. Bu unutulmaması lazım. Kazanın olduğu bölge Tebriz, işte Doğu Azerbaycan eyaleti dedi. İran'da 40 milyona yakın Türk var. Özellikle Tebriz bölgesindeki vatandaşlar kendilerini Azerbaycan Türk olarak, yani Türk olarak tanımlıyor. Zaten kazanın olduğu bölgenin adı Doğu Azerbaycan vilayeti. Bu açıdan İran bizim için, Türkiye için birinci derece önemli bir ülke. Ülke bekleyip göreceğiz. Tabii burada ben Abdullah Ağar'la yaptığımız yayında az önce İdris Bey de dedi. Yani bir Cumhurbaşkanı'nın bu zor hava şartlarında, biliyorsunuz bu protokol uçuşlarında bütün ihtimaller değerlendirilir. Hava şartlarına bakılır, teknik ekip değerlendirilir. Çok profesyonel pilotlar uçar. Üçlü kol halinde uçuşta o üç helikopterin kol halinde. Yani diğer iki helikopterin akıbeti de önemli. Önemli. Onlar işte onlarla ilgili şey var. Yani bu gerçekten çok... Nasıl itibat koptu, hangi aşamada? Yani onlar müdahale etti mi? Onlar nasıl bir bildirim yaptılar bu kazada, kazanın olduğu anda? Çok ciddi soru işaretleri var. Burada şu var. Açıklamayı İran İçişleri Bakanlığı yapıyor. Medya dışında bir de İran Kızılay'ı yapıyor. Bunun dışında şu anda bir açıklama yok. Resmi açıklamaları beklemek gerekir. Ama uçuş güvenliği konusunda gerçekten burada çok ciddi bir soru işaretleri var. Karşımızda duruyor. Yani bu hava şartlarında, bu zorlu şartlarda bu helikopterin neden havalandı ya da bu güzergahı neden kullandı yönünde. Neden uçak kullanmadı? O da ayrı bir soru işareti. Yani Azerbaycan... Herhalde akşamın en kritik sorularından biri Sayın Ağar'ın gündeme getirdiği. Tabii. Şimdi bu arada bilgiler gelmeye devam ediyor. İran Devlet Televizyon kazanın nedeni olumsuz hava şartları ifadesini kullanmış. İran medyasındaki tartışmalardan biri de helikopterin düştüğüne dair sinyal gelmediği yönünde bazı bilgiler yansımış. İran basının arkadaşlarım bana iletiyorlar bilgiler yansıdıkça. Bu arada arama kurtarma çalışmaları sırasında 3 personelin kaybolduğu iddiası vardı da
dakikalar önce aktarmıştık sizlere. İran Kızılay Acil Durum Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Sekreteri Razia Alishondi der ki bu haberler doğru değil, yalan demiş. Bunu da aktarmış olalım. Şimdi baktığımızda pek çok boyutu var Sayın Vural. Tekrar size dönmek isterim. Sizin bilgilerinize başvurmak isterim. Çünkü şimdi sağ olsun izleyicilerimiz de katkıda bulunuyor. İran çalışan bir izleyicimizin de bize işaret etmesiyle birlikte sormak isterim. Özellikle Rıza Pehlevi, İran prensi olarak bilinen Rıza Pehlevi'den söz ediyorum. İşte İran'daki son hanedanlık olan sürgündeki Pehlevi hanedanının 80'den beri şu anki başkanı olarak da bilinen Rıza Pehlevi'nin ve Farah Pehlevi'nin oğlu olan isimden bahsediyorum. Son dönemde onunla ilgili de onu böyle bir tırnak içinde parlatma çabası olduğuna dair Batı tarafından kritik ziyaretler yaptı. Hatta iki gün önce Kanada'yı ziyaret ettiği gibi haberler de zaman zaman basına yansıyordu. Dolayısıyla böyle bir, eğer bu bir sabotaj, bir suikast girişimi ise, böyle bir plan varsa akıllarında bir isim olabilir mi? O isim Rıza Pehlevi olabilir mi? Elbette komplo teorileri üzerinden konuşmayı sevmiyorum ama bugün böyle iddialar üzerinden devam etmek zorundayız şu şartlarda. Şimdi yani aslında ismin ne olduğundan öte rejim buna hani örneğin bu iç dört önemli isimden bahsediyoruz. Bu dört önemli isimin başına gelecek olan herhangi bir olay rejimi düşürür mü sorusu gündeme geliyor bu soruyla birlikte. Ama şimdi biliyoruz ki aslında İran'da rejimin başındaki isim Hamenei. Yani hani bu isimlerin başına olası bir şey geldi diye rejim değiştirme ihtimali çok görünmüyor. Evet, Batı'nın İran'da rejim değiştirmek istemesi zaten sürpriz değil, bilinen bir şey. İşte Pehlevi adı hep geçiyor. Bundan sonraki işte yıkılan rejimin şimdiki işte başındaki şimdiki isim. Ama şöyle bir şey var. Yani burada İran rejiminin bundan dolayı yıkılma ihtimali sorusu çok kolay değil. Niye? Çünkü İran'da güçlü bir güvenlik yönetimi var. Yani işte ordu var, besiciler var, polis devrim var, var da var. Kat kat bir güvenlik bürokrasisi olduğunu görüyoruz ki bu olay çok büyük bir iç krize yol açsa dahi bunu engelleyecek enstrüman elinde var mı sorusu gündeme geliyor İran'ın ki Tahran'ın. Bunu bence var. Niye var? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu tür rejimler zaten önce içeriği kontrol altına alıyorlar, sonra dışarıya rejim ihraç ediyorlar şeklinde bir görüntü var önümüzde. İşte 79'dan bugüne görüyoruz işte İran'ın kendi içini bir şekilde kontrol ettiğini ve sert, kimi zaman sertlik yanlısı bir tutumla da bunu sürdürdüğünü görüyoruz. Bugün baktığımızda da şimdi İran sadece İran değil, işte Irak'ta işte tırnak içinde proksileri var, Lübnan'da Hizbullah'la olan ilişkilerini biliyoruz, Suriye'de Esad rejiminin arkasında İran'ın büyük bir güç olduğunu biliyoruz, Yemen'de işte Husilerin arkasında bir destekçisi olduğunu görüyoruz. Bu durum, yani her ne kadar rejimi değiştirmeye çalışılsa bile, rejimin değiştirilmeye çalışılsa bile İran hem içeriden hem dışarıdan bir şekilde kendini korumaya ve rejimini ihraç etmeye çalıştığı gerçeği var. Bu demek şu ki, yani benim bakış açıma göre de şu ki, İran'ın hani rejimini değiştirmek o kadar da kolay değil. Şimdi buradaki sorun hani daha büyük bir sorun. Bu sadece İran'ın bunun buradaki sürecin sonucunda sadece İran'ın etkilenmesi durumu da olmayabilir. Bölge halkları zaten hani Irak'tan bahsettik, Suriye'den bahsettik, işte Yemen'den bahsettik. Burada son 20 yıla baktığımızda 3-4 milyon insanın öldüğünü, kaba taslak söylüyorum, 3-4 milyon insanın öldürüldüğünü gördük. Yani şimdi burada daha da nasıl kan akar sorusu gündeme geliyor tabii. Şimdi ne olacak burada? Bu bir suikastse, sabotajsa, İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, işte Tebriz temsilcisi, İran'ın önemli isimlerinin olduğu bir helikopter düşüp bundan sonraki süreçte ne olacak sorusu gündeme geldiğinde bu bölgeyi daha da gerilime yol açabilecek nedenlere, adımlara yol açabilir. Şimdi İran'da bir rejim kaosu olursa ne olur? Hani resmi çizmek açısından Rusya'da İran'daki rejime bir omuz verebilir cevabı da hemen akla geliyor. Çünkü aynı düşmana karşı, işte tırnak içinde Batı'ya karşı savaşan
ona karşı konumlanan bir gruptan bahsediyoruz. İşte İran desek, Rusya desek, Çin desek, bunlar hep aynı yöndeki ülkeler. Şu anda baktığımızda şu krizi nasıl atlatacağı, İran'ın nasıl bunu yöneteceği çok önemli. Bundan sonraki süreçte de İran'ın bununla ilgili gerçeği ortaya çıkarıp çıkartmayacağı sorusu da önemli. Çünkü İran bunu suikast olarak tanımlasa dahi bunu açıklayacak mı? O da bir soru işareti Büşra. Peki şimdi başka iddialar da var. Özellikle şunu da hemen aktaralım. Gelen bilgiler arkadaşlarım beni uyarıyor. Irak Başbakanı Muhammed Sudani, İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin bulunması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Kuşkusuz Ankara'dan da mesajlar gelecektir. Sayın Vural, sizin bilgilerinize de başvurmak isterim. Şimdi İdlib'e yönelttiğim soru, özellikle bu İran prensi olarak da bilinen Rıza Pehlevi üzerinden şöyle bir iddia da var. Basına yansıyan iddialara bakılırsa iddia olduğunun altını çizmekte yine fayda var. Pehlevi ailesine yakın İran International'la konuşan savunma ve güvenlik analistleri, yüksek rütbeli yetkililer için kullanılan helikopterler, bir patlama acil durum sistemi de dahil olmak üzere tüm yerleşik sistemleri devre dışı bırakmadığı sürece bir kaza durumunda tam konumlarını gönderebilirler. İçeride bomba patlamış olabilir veya pilot hatası ve görüş yetersizliği nedeniyle helikopter bir kayaya veya bir tepenin üzerine çarpıp ani bir şekilde yok olmuş olabilir ifadelerini kullandı. Şimdi Pehlevi'den söz açılmışken bunu da aktarmakta fayda var. Elbette bunlar teknik bilgiler ama sizin uzmanlık alanınız değil, ama özellikle bu Pehlevi senaryosu için, bu iddialar için ne dersiniz? Son dönemde Batı'nın onu desteklediği, onu başa getirmeye çalıştığı yöndeki bir takım yorumlar için bir değerlendirmeniz olabilir mi bu olayla da bağlayarak? Şöyle bir toparlamak istiyorum sorduğunuz soruyu ve konuştuğumuz her şeyi. Öncelikle şunu tekrar ediyorum. İran devletinin sistemi kişiler ve kurumlardan oluşmaktadır. Bu kişiler ve kurumlar atanmışlar ve seçilmişler olarak ikiye ayrılır. Ve bütün bunların tepesinde İran devrim rehberi Ali Hamaney mevcuttur. 35. yılı 89'dan beri Ali Hamaney devrim rehberi olarak görev yapıyor ve ikinci Hümeyni'den sonra gelen seçilmiş ikinci rehber. Şimdi İran rejiminin, İslam Cumhuriyeti rejiminin bu sene 45. yılı geride kaldı. Ve evet, söz konusu İran olduğu zaman ve çok büyük bir olay bu. Öncelikle tamam, bunu bir kere söylemekte fayda var. Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın olduğu helikoptere ulaşılamıyor şu anda. Ve birçok çelişkili ifadenin içinde biz analiz yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Devrik Şah'ın oğlu, kendisi 64 yaşında, Amerika'da yaşıyor ve zaman zaman sosyal medya hesapları üzerinden İran'ın durumuyla alakalı, dış politikasıyla alakalı, iç siyasetiyle alakalı açıklamalarını okuyoruz, takip ediyoruz. Fakat İran'da bir rejim değişikliği eğer konuşulacaksa ve analiz edilecekse, yani İslam Cumhuriyeti'nden sonra 1979 yılında devrilmiş olan bir monarşinin hayatta olan bir veliahtı mı hazırlanıyor ve oraya getirilmeye çalışılıyor? Açıkçası böyle bir gücü olduğunu düşünmüyorum kendisinin. Böyle bir çalışma ve çaba, hazırlık içerisinde olunacağını da düşünmüyorum. Neden? Çünkü Sayın Yavuz Aslan'ın belirttiği gibi İran devletinin bir istikrarlı bir şekilde bütünlüğü en başta bölge devletleri açısından, Rusya ve Çin gibi başat aktörler açısından, Türkiye gibi komşu ülke olarak tabii ki Türkiye açısından çok önemlidir. Yine şunu hatırlatmak isterim. Geçtiğimiz günlerde ve haftalarda çok önemli siyasi bir takım görüşmeler oldu. Kuzey Irak'tan Barzani gitti, Hamaney'i ve reisi'yi ziyaret etti, Dışişleri Bakanı'nı ziyaret etti. Aynı şekilde Türkiye ve İran arasındaki başta terör ve güvenlik olmak üzere yüksek ticaret hedefleri vesaire. Gazze Savaşı 7 Ekim'den beri Ankara ve Tahran'ın ne kadar büyük rol oynadığını görüyoruz. Gazze için, Gazze'yi gündemde tutmak için, Gazze'ye insani yardım veya İsrail'e durdurmak açısından. Şimdi her aşamada, her boyutta ne kadar aktif aktörler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla açıkçası ben bugün rejimi sorgulamıyorum. Yani zihnimde şu anda bir güvenlik açığı olarak bu bulunmuyor.
Biraz önce yayın kesilmeden şunu söylüyordum. Abdullahian aktif ve başarıyla götüren bir dışişleri bakanı. Fakat İran devleti içerisinde şayet eğer kendisi çalışamayacaksa, yani can kaybı yaşandıysa, yeri çabucak dolacaktır. Reisi açısından baktığımız zaman diğer adayların önünün açılması gibi bir durum söz konusu olacaktır. Bu süreçte başka adaylar da çıkabilir. Çünkü şu an tekrar ediyorum, Hamaney sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Sadece yaşı itibariyle ve bir ön hazırlık, BCD planları şeklinde bu zaman zaman konuşuluyor ve İran anayasasına göre onu seçmekle yükümlü olan meclis de hazırlıklarını buna göre yapıyor. Bunun haricinde şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Yine devam ederiz. Peki, şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Öncesinde kısacık aktarayım yine İran medyasına yansıyan bilgiler. Hava kararmaya başladı, yağmur başladı ancak arama çalışmaları devam ediyor. Kurtarma ekipleri Cumhurbaşkanı helikopterinin düştüğü sanılan yere ulaştı ancak yağmur araçların ve insanların geçişini zorlaştırdı. Edinilen bilgiler, arama alanının yüksekte olduğu ve araçla gelmenin mümkün olmadığı, kurtarıcıların yaya hareket etmek zorunda kaldığı, bu nedenle kurtarma operasyonunun zorluklarla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Bu arada yine İranlı yetkililerden de şu şekilde bir açıklama olduğu İran basınına yansıyan bilgiler arasında. Zor ve karmaşık koşullar yaşıyoruz. Cumhurbaşkanının helikopter kazasına ilişkin son bilgilerden haberdar olmak halkın ve medyanın hakkıdır ancak kaza yerinin koordinatları ve hava şartlarına göre şu ana kadar hiç yeni haber yok. Bu anlarda sabır, dua ve yardım gruplarına güven ilerlemenin yoludur ifadesinin kullanıldığı belirtiliyor. Biz de aktarmış olalım.